İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde R&D, Noise R&D serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce küçük bir hata var, onu düzelteceğiz. Sonra bir de optimizasyon yapacağız, hızlandıracağız hesaplamaları. Önce value'dan başlayacağız hızlandırmaya. Bir sonraki derste diğerleri için yapacağız. Şimdi dosyamızı açalım, projemizi. Noise R&D'yi açıyorum. Ve en son şekliyle karşımızda scriptlerden Game Manager açıyorum. Game Manager içerisinde bir fonksiyon var. Bu fonksiyonda verdiğimiz bir parametre var. Onu göstereceğim şimdi. Şu update noise fonksiyonu içerisinde eğer libnoise kullanmıyorsak, yani kendi algoritmalarımızı kullanıyorsak, ilk çağırdığımız fonksiyon noise'un get values fonksiyonunu çağırıyoruz. İlk iki parametremiz 0'a 0. Bunları eğer 0'dan farklı bir değer verecek olursak, her ikisini de 10 verdim. Ctrl C ile kaydediyorum. Unity'ye döner ve çalıştıracak olursam bize bir hata verecek ve ekranda da noise göremiyoruz. Değerleri değiştirsek bile, ne yaparsak yapalım, noise değerini alamıyoruz. Çünkü o değerlerin 0'dan farklı olması probleme yol açıyor. Onu tekrar ben yine 0 değerine geri getirecek olursam, Ctrl C ile kaydediyorum, Unity'ye dönüyorum, Play düğmesine tıkladım. Yine F2'ye basalım ve değerleri biraz şöyle değiştirdiğimiz zaman normal noise şeklini burada görüyoruz. Oradaki hata sol alt kısımda yazıyor zaten. Bir index out of range exception hatası. Array index is out of range. Onu şöyle düzelteceğiz. Bir değişiklik yapacağız. Bu fonksiyon içerisinde değil tabi, noise'un içerisinde. Noise script dosyasını açıyoruz. Onu da değiştireceğimiz kısım, şu anda sol üst kısımda okuyacak olursanız noise C# dosyasındayız. Aşağıya doğru iniyoruz. Değiştireceğimiz kısım neredeydi? Get values içerisinde. Buradaki dataları okurken indeks olarak kullandığımız y çarpı size artı x yerine burada sabit bir değişken kullanacağız. Sabit bir değişken olmaz da burada bir değişken kullanacağız. Şöyle diyeceğiz. Counter olsun ismi. Var counter diyoruz. Sıfırdan başlayacak. Ve for döngülerin içerisinde onu kullanacağız. Onun için bir süslü parantez açıyorum. Süslü parantezi aşağıda kapattım. Bu index datadan veri okurken index olarak kullandığımız yere counter yazıyorum. Ve alt satırda da counter'ı, madem indeksten bir okuma yaptık, okuma yaptıktan hemen sonra değerini arttırıyorum. Aynı işlemi alt kısımdaki aynı fonksiyonun, yani get values fonksiyonunun z parametresini de aldığı diğer şeklinde de uyguluyoruz. Var counter eşittir 0 diyoruz. Yine bir satır ilave edeceğimiz için süslü parantez açıyorum for döngüsüne. Sonra datanın index kısmına counter'ı dahil ediyorum, değiştiriyorum daha doğrusu. Ve okuma yaptıktan hemen sonra da counter'ı arttırıyorum. Bu basit değişikliği yapmış olmakla daha önceden atladığımız bir hataymış o. Onu düzeltmiş olacağız. Tekrar play düğmesine tıklayacak olursam, o değerler 10 olmasına rağmen eğer menüyü açar, F2 tuşuyla açıyoruz biliyorsunuz. Ve değerleri tekrar değiştirecek olursak, demin hata vermişti. Şimdi o hata ortadan kalktı. Burada Game Manager'da update noise'un içerisindeki değerlerde, pardon, sıfırdaymış o. Onu garanti altına alalım. Tekrar 10 yapıyorum. Ctrl C ile kaydettim. Çünkü sıfırdan farklı olduğu zaman hata veriyordu. Ondan emin olalım. Yine play düğmesine tıklıyorum. Menüyü açıyorum ve değerleri değiştirdiğim zaman o hatayı düzeltmiş olduk. Şimdi artık optimizasyona geçelim. Siz de bu hatayı bu şekilde düzeltin. Tekrar sıfıra da geri çekiyorum. Iteration'ı kaldırıyorum şimdilik. İki boyutlu bir kayıt yapacağız. Bir süre ölçeceğiz. Ctrl C ile kaydediyorum. Unity'ye dönüyorum ve play düğmesine tıklıyorum. Menüyü açacağım. Value noise için değerlerimizi, buradan biraz uzun sürüyor vermesi. O yüzden şu hiyerarşi kısmından noise text'i seçip sağ taraftan hızlı bir şekilde vermek istiyorum. Burada octaves yerine 6, frekans yerine .2, lacunarity 1.9, persistence 1.8, kazanç .18, şuradaki
iteration step yerine de nokta 5 veriyorum. Yukarıda da biliyorsunuz Perlin, Simplex ve Value değerleri var. Şimdi Value değeri için şu anda Value'dayız. Ve bu değerler için, yani oktavın 6 olduğu değer için şu şekilde. Bu arada şu ikisi birbirine senkronize çalışmıyor. Bu ekrandaki ayarlarda mesela frekans 0 gözükmesine rağmen ben kolay bir şekilde yapmak için, çünkü daha birazdan birkaç defa daha yapacağım. Buradan uzun uzun olmaması için sağ taraftaki inspektör kısmından girdim. Ekrandaki değerler değil, yani şöyle yapalım. Bu durumdayken bir ölçüm yapacağız. Şimdi ölçeceğimiz şey bu value için bu. Yani Perlin, Simplex değil, value için çalışıyoruz bugün. Onda bir optimizasyon yapacağız. Value tip noise için. Yani nerede? Açılmış değil şu anda. Açalım value noise'u. Value noise'un şu satırlarında lerp var. O lerp yerine başka bir şey yazacağız. Şurada da var. İşte onu yapmadan önce bir süreyi ölçelim ki yaptıktan sonra arada ne kadar fark var karşılaştıralım. Gerçi bu çok küçük bir süre. Ama yaklaşık 30 milisaniyeler civarında, bazen 40 oluyor, bazen 20 oluyor ama çoğunlukla 30 civarında. Eğer şey olursa, Game Manager'da iteration olursa, yani animasyonunu yaparsak aynı işleme, Ctrl-C ile kaydediyoruz, tekrar Unity'ye döndük. Yine Play düğmesine tıklayıp değerleri tekrar girmem gerekecek. Onları burada hızlı bir şekilde girelim. 6.2, 1.9, 1.8, 0.18 ve iteration step'te 0.5. Bu durumdayken value noise için yalnız işlemimiz. Perlin var, Simplex var, value için. En soldakine tıkladım. Yani süreyi burada inceliyoruz. Bu sefer de 60 milisaniye civarında. Yani 30 ve 60. Şimdi o değişikliği yapacağız. Nerede? Value noise'un içerisinde. Önce value fonksiyonunun iki parametreli olanı var. Onu da yapacağız. Sonra da onun aynı fonksiyonu, value noise'un value fonksiyonunun üç parametreli olanında yapacağımız değişiklik şu. Lerp yerine şöyle bir ifade kullanacağız. Şöyle göze daha kolay gelmesi için formül olarak yazacağım. İlk değeri alacağız. Sonra ikinci değerden birinci değeri çıkarıp elde ettiğimiz değeri ratio oranla çarpıp toplayacağız. Bunu şöyle söyleyelim. NLL birinci değer. Her satır için aynı şey bu. İkinci parametre V2 demek. İkinci eleman. Üçüncüsü de ratio yerine geçiyor. Yani mesela şurayı okuyacak olursam şöyle diyeceğiz. NLL artı parantez içerisinde NHL eksi NLL çarpı U aynı işlemi görecek. Bir tane yazalım. Buradan şöyle siliyoruz ve diyeceğimiz ifade şu olacak. Hatta şurayı comment yapalım. O da kaybolup gitmesin orada. Ona baka baka yaparız. Mesela ilk en soldaki NLL artı diyorum. İki tane parantez açıyorum. NHL ikinci değer eksi NLL birinci değer. Ondan sonra çıkan sonucu U ile çarpıyorum ve parantezi kapatıyorum. Yapacağım işlem bu. Bunu hepsi için tek tek yapacağım. Ve bitirinceye kadar kısmı biraz hızlandıracağım. Ama siz de benim bir yandan yaptığımı görmüş olacaksınız. Bir tane daha yapayım yalnız önce. Hızlandırmadan önce şunu commented yaptım. Yine aynı prensip. NLH artı çift parantez NHH eksi NLH parantezi kapatıyorum çarpı U. Bir daha kapattım, noktalı virgül. Bu şekilde. Bunları tek tek böyle yapacağız. Yine baş kısmını siliyorum. Parantezini açtım. İlk değer NYL artı çift parantez NYH eksi NYL parantezi kapattım. Bu sefer V ile çarptım ve noktalı virgülümü koydum. Burası böyle. Şimdi şu denklemi alıyoruz buradan ve kopyalıyoruz. Aşağıdaki diğer fonksiyon value. Onun da daha fazla var. Tabii 3 parametre olduğu için. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. Değişen bir şey yok. Gözümüzün önünde durması için şu ifadeyi commented yapıyorum ama ona baka baka birinci değer artı NHLL
eksi birinci değer ne? LLL çıkan değeri U ile çarptım. Nokta virgülümü koydum. Bunu yapıp bitirdikten sonra çalıştırıp deneyeceğiz. Aslında bir performans artışı var. Ama süreler zaten çok az olduğu için belki biraz zor göreceğiz ama kesinlikle LERP'ten daha hızlı bir hesaplama yaptığından emin olabiliriz. Ne HHL eksi birinci değer NLHL çıkan değeri U ile çarptık, parantezi kapattık, nokta virgülümüzü koyduk. Bunları bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yine commented dedik, biraz ileri aldık. Birinci değerimiz NLLH artı çift parantez NHLH eksi NLLH kapattık, çarptık U ile, bir daha kapattık, nokta virgül. Bu kısımdaki sonuncuyu yapıyoruz. Altta 3 tane daha var yalnız. Onları da yapacağız. Yine ilk değerimiz NLHH artı çift parantez NHHH eksi NLHH çarpı U parantezi kapattık, noktalı virgül. Bu kısım tamam. Şimdi şu iki tane yapacağız. Yine MATLAB kısmını siliyorum. Diğer kısmı gözümün önünde durması için ona baka baka yapacağım çünkü. İkinci değer NYHL eksi NYLL parantezi kapattım. Bu sefer V ile çarpıyoruz. Buradaki o fark o ayrıca. Yine bu kısmını sildim. Commented yaptım. Ve NYLH artı çift parantez. İkinci değerimiz NYHH eksi birinci değerimiz NYLL LH parantezi kapattık, V ile çarptık. Hep yanlış yazdım. V ile çarptık ve noktalı virgülü koyduk. Ve sonuncu da yine LERP yerine kullanacağımız matematiksel basit ifadeyi yazacağız son kez. İlk değerimiz NXYL artı çift parantez NXYH eksi NXYL parantezi kapat. Bu sefer de W ile çarptık, parantezi kapattık, nokta virgülü koyduk. Böylelikle her ikisinde de, yani value fonksiyonunun iki parametreli olanında da, şurada, üç parametre olanında da, yani şurada, LERP'ler yerine doğrudan matematiksel ifadeler kullandık. Bakalım bu value tipi noise için bize ne kadar bir avantaj sağlamış olacak. Şimdi biz gene Game Manager'da iteration'ı silelim. Önce iki boyutluya bakalım. Yani animasyonsuz olana. Ctrl-C ile kaydettim. Unity'ye döndüm. Play düğmesine tıkladım. Ve sağ taraftan değerleri vereceğim. Oktav değeri 6.2, 1.9, 1.8, 1.18 ve iteration step'te 0.5. Menüyü getirelim. Çünkü Perlin var, Simplex var, Value var. Biz Value'yu inceleyeceğiz. Şimdi bu hatırlarsanız 30 civarındaydı. Bazen 40 oluyordu. Şimdi 20 civarında, bazen 30 oluyor. Yani neredeyse bir 10 milisaniyelik bize bir fayda sağladı iki boyutlu için. Aynı işlem bir de Game Manager'da burada iteration'ı tekrar işin içine sokarak, yani animasyonlu olanı için tekrar deneyeceğiz aynı şeyi. Bakalım bu ne kadar fark edecek. Yine değerleri giriyorum son kez bu derste. 6 frekans 0.2, lacunarity 1.9, persistence 1.8, kazanç 0.18, yukarıdaki iteration step 0.5 olacak. Tıklıyorum. Şu şeyden emin olalım. Perlin simplex değil, value en soldaki. Menüyü kapatalım. Bu da hatırlarsanız 60 milisaniye civarındaydı. Neredeyse 35-40'lara kadar düştü. Gerçekten de büyük, arada çok fark var. Böylelikle LERP yerine, LERP fonksiyonu yerine o matematiksel ifadeleri kullanmış olmakla, value noise'da bunları kullanmış olmakla oldukça büyük bir kazanç sağladık. Bu işleme yapmaya devam edeceğiz Perlin Noise için bir sonraki derste. Perlin Noise'da, onu açarsak eğer, açık değil şu anda. Perlin Noise'da da yapacağımız işlemler
Sadece LERP ile sınırlı değil. Aynı bu derste value için yaptığımız gibi LERP'leri değiştireceğiz ama şey de var. Dot product fonksiyonu da var. Onun için de bir şey düşüneceğiz. O biraz daha uzun sürecek ama onda da benzer şekilde iyi bir optimizasyon yapmış olacağız. O derste görüşünceye kadar hoşça kalın.